Tabii ki ihya çalışmalarımızın sürdüğü gibi vatandaşlarımızın bu dönem içerisinde morallerini, motivasyonlarını da artırıcı sosyal kültürel faaliyetlere de devam edeceğiz. Ağustos fuarda bunların içerisinde en önemli önemlerinden bir tanesiydi. Nitekim ilk 10 günde 400 bini aşkın vatandaşımız Ağustos fuarımızı ziyaret etti. Bu açıdan baktığımızda belki de bölgenin en büyük fuarlarından biri olmuş oldu. Tabii konserlerimiz var fuar alanında. Luna Parkımızda çocuklarımızın eğleneceği alanlar var. Esnaflarımızın, 170'i aşkın esnafımızın orada adeta kendilerine bu dönem içerisinde can suyu olduğunu düşündüğümüz satış alanları var. İlk 10 gününü geride bıraktığımız fuarda dediğim gibi ziyaretçi akınına uğradı adeta. Sadece Kahramanmaraş'tan da değil, tüm bölge illerden hem sosyal medyada önemli takipçileri olan, yani önemli sayıda takipçileri olan arkadaşlar hem vatandaşlar fuarımızı ziyaret etmiş ve şehrimizin tanıtımına bir nevi katkıda bulunmuş oldu. Ben dediğim gibi devamında inşallah kitap fuarımız, sonrasında inşallah Ramazan sokağımız ve daha birçok bu tür kültürel, sosyal aktiviteleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Ve tabii bu şehrin çok önemli sorunları var. Yani altyapısı, üst yapısı, yüzyıllara sahip bir şehrin dörtte biri neredeyse yok olmuş durumda. Altyapısı hemen hemen tamamen deforme olmuş durumda. Şimdi onların çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda üst yapıyla ilgili bakanlıklarımızla, işte okullar olsun, hastaneler olsun, konutlar olsun, iş yerleri olsun, sanayi olan alanlar olsun, onların çalışmalarını sürdürürken fuar organizasyonu da adeta bir nefes oldu şehre. O yüzden sağ olsunlar bunun beğenisini bize fuar alanında da çok ciddi manada vatandaşlarımız ilgisiyle gösteriyorlar. Dediğim gibi çok güzel bir organizasyon oldu.